yaşlılara, ister kamu, ister özel, ister akademi, tüm cephelerden baktığımız zaman acaba Türkiye'de siz iyileşme alanları olarak yaşlı bakım sektöründe neleri görüyorsunuz hocam? Buyurunuz. Bunu bana sorarsanız yandı sistem valla. Çok fazla çünkü. Şimdi tabii ki yine ben çevrelerden başlayacağım. Yani yaşlının yaşadığı çevreler diyecek olursak ilk başta kamuya tabii ki yer vermem lazım. Öncelikle az önce de aslında dile getirdik. İnsanlar en güzel kendi evlerinde, kendi ortamlarında bakılmalı. Yani biz bu işi kurumlara bunca büyük popülasyonu yıkamayız. Bunun mümkünatı yok. Dünyada hiçbir güç, hiçbir devlet bunu karşılayamaz, yapamaz. O yüzden ilk sırayı evde sağlık hizmetleri oluşturmakta. Ne yapıp edip oradan başlamak lazım. Yani şu an yok mu? Var. Ama biliyoruz ki çok yetersiz. Yine evde sağlığı en iyi idame edecek olan sağlık çalışanları, sosyal çalışanlar. Sadece sağlık içindeki hemşire doktorlar değil, bunu da yettiremezsiniz. Mutlaka sosyal worker dediğimiz sosyal çalışanların hem de bu alan istihdama da çok açık bir alan. Bunu yapacak hızlı eğitimlerle insanlara iş kazandıracak bir alan bu. Evde bakım desteği, evde bakımın desteklenmesi. Bugün devletimiz bunu yapıyor ama bugünkü rakamlara bakacak olursak bu çok uzakta. Yani bunun yeterliliğini konuşamayız bile. Çok çok uzakta. Yani bugün kronik bakım merkezlerindeki fiyatlar, evde yabancı bakıcıların bile zar zor insanların bulduğu, bu yabancıların bile aldığı rakamları göz önünde bulunduracak olursanız çok uzakta hedeften. Hani ne yapılır? Burada bir sürü bu işle uğraşabilecek fikri olan insanlarımız var. Devlet kurumlarında var. Bununla ilgili projeler ya da ne bileyim işte beyin jimnastikleri yapılması lazım. Yaşlı bakım sigortası zaten konuşuldu. Bakım merkezleri sayısı tabii ki çok yetersiz. Yani bizim böyle hacimdeki nüfustaki bir ülkede şu an 450-460 bakım değil, 4000 belki bakım merkezi olması lazım. Yani bugün 29 bin kişi mi? 85 milyon insan düşünüyoruz. Ama bunu tabii kamu özel ortaklığında bir şekilde şekillendirmek lazım. Gündüz bakım merkezleri, sosyalleşme alanları, evinde yaşayanlar için de. Ondan sonra özel bakım merkezlerde kalanların desteklenmesi yine kamu tarafından. Çünkü onların da karşılanması çok zor. Yaşlı dostu hastaneler. Demin geriatriden bahsettim. Yani ülkedeki geriatri sayısı ki çok özverili çalışan bir grup, çok akademik bir grup. Çok gerçekten yani bugünkü SUT'un geriatristlere sunduğu çalışma maddeleri diyelim ya da başlıkları o kadar az ki. Yani yıllardır ben biliyorum camianın içindeyim. Bir sürü mücadele veriliyor. Bakanlıklara gidiliyor. O kadar haksızlıklar var ki. Bir sürü başlığı fizik tedavi madde olarak SUT'ta kullanıp gelir elde ediyor. Aynı şeyleri yapan geriatristlere bunlar verilmiyor. Yani özlük hakları ve SUT hizmet alanları başlıkları zenginleştirilmeli. Geriatri bilim dalımına özendirilmeli hekimler. Bakın, biraz Ar-Ge. Geleceği biraz iki adım ileriyi düşünerek. Sorunlar büyük. Yaşlanan nüfusu istediğimiz kadar bakalım, hayat kalitesini arttıralım. Ama ekonomik olarak tıkanacağız, bu kesin. O yüzden bence, yani benim fikrim şimdiden genç popülasyon, orta yaş popülasyona ileri direktifler, formları doldurulması lazım. Bunu revize de edebilir kişi. Ama bugünden İleri direktiflerimiz olması lazım hepimizin. Yani ben entübasyon istemiyorum şu 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 durumda. Benim midemi delmeyin kardeşim şu 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 durumda. Bana şu evreye gelirsem kemoterapi uygulamayın. Bana radyoterapi şu durumda yapmayın istemiyorum gibi. Tabii eğitilerek orada kare kodlu formlar olur 50 sayfa 100 sayfa. Bakın bu inisiyatifle olan şey, ne diyeyim yani preferansız ya bu olmak zorunda.
Bu böyle hani isteyelim olsun mu diyecek bir konu değil. Bu olacak. İstesek de olacak, istemesek de. Ama 5 yıl sonra, ama 10 sene sonra. Denetlemeler, her aşamada periyodik denetlemeler kurumların. Mesela hastalara bir sürü ilaç başlanıyor, kimse ilaç kesmiyor. Polifarmasi diyoruz buna. Çoklu ilaç kullanımı. Çöplük gibi insanların evleri. Bunların belli aralıklarla denetlenmesi lazım. Aile hekimleri olabilir ya da devlet hastaneleri olabilir. Rehabilitasyon merkezleri, düşmenin önlenmesi ve düşük maliyetli. Bakın, ülkemizde ciddi bir malnütrisyon riski ve malnütrisyon oranı var. Beslenme bozukluğu var. İleri yaşta bu daha fazla. Ve inanın, çok yüksek maliyetli beslenme ürünlerini bu devlet Avrupa'daki birçok devletten daha fazla yaşlısına sunuyor. İnanılır gibi gelmeyebilir ama Avrupa'da en fazla evinde, kurumunda beslenme ürünleri desteği sunan ülkelerden biriyiz. Ama buna da sınırlamalar gelmeye başladı. Çünkü bütün ilaç harcamalarının %6'sını geçti bu oran. Ve bu zorlamaya başladı. Çünkü çok pahalı ürünler. Biz bir Ar-Ge beslenme ürünü yaptık zamanında. Yani böyle şeyler çok destek bulmuyor. Yaptık, ürettik, Ar-Ge'sini bitirdik, pazarlamaya çıktık. Satıldı, günde 50 bin tane satıldı. Ve öyle ürünler ki eş değer Amerika menşeli bir ürünün 30'da biri fiyatı. Bakın, böyle Ar-Ge'lere ihtiyacımız var. Her şeyi satın alamayız. Çok kısa bitiriyorum. Özelde de, özel kurumlarda sayı, nitelik çok önemli. Standartizasyon Türkiye çapında. Akreditasyon hatta önemli. Ulusal bakım göstergelerinin netleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, denetlenmesi. Özel kurumların desteklenmesi kredilerle. Çok zor yani, rakamlar halk tarafında korkunç. Ama o kurumların insensible dediğimiz gözle görülmeyen giderleri de korkunç. Çünkü her şeyin devlet sigorta şeyi yok, karşılığı yok. Ücretlendirme, bakımın ücretlendirilmesi, bakım personelinin özendirilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi. Kimse asgari ücretle bakım yapmak istemez ki. Ya ne kadar zor bir iş o bakımın yapılması. Altını temizliyorsunuz insanların akşama kadar. Yani asgari ücretle o işi kimse yapmak istemez. Bunu araştırmaya bile gerek yok. O yüzden bu işlerin özendirilmesi lazım. Bir de biz bakım kurumlarını bugün 400 küsür dedik ya, 60'a yakın. Bunların çoğu şehrin merkezinde. Doğru mu sizce? Siz olsanız mesela şu an şehrin göbeğinde korna, gürültü, bağırtı içerisinde kalmak ister misiniz? Bunlara devlet, TOKİ neyse imkanlarıyla daha böyle yeşilin içinde ama hastaneye kolay ulaşım olabilecek alanlar açılması lazım. Bu kurumların oralara yerleştirilmesi lazım. Hem az önce de bahsedildi, dışarı çıktığında yaşlı hayat kalitesini arttırabilecek imkanlara, yaşlı dostu çevreler, yaşlı dostu kurumlar, yaşlı dostu kasabalar, yaşlı dostu hastaneler. Bunların planlanması, bakın diyoruz ki biz yaşlı turizmi yapacağız. Bir sürü madde sayıyoruz. Allah aşkına hangisi için hazırız? Bence ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu vagonu, treni kaçırıyoruz. Yani daha hızlı aksiyonlar almamız lazım. Ve gerçekten 30 yıl sonraya hitap etmesi lazım yaptığımız işin. Bugünü değil. Biz bugün için bir şey yapmamalıyız. Yani dersem daha bir sürü var da burada herhalde yeterli. Sonlandırayım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaten büyük bir projeksiyon çizdiniz. Dediniz ki sonuçta bakım her şeyden önce büyüklerimizi biz evinde ortamında bakımın desteklememiz lazım. Çünkü bu insanların kurumsal ihtiyaçları çok arttığı zaman bunun için bir kapasite sunma imkanı hiçbir devlet için yok dediniz. Onun için evde bakımın altını çizdiniz. Sağlık elemanları, bakım elemanları ve sosyal diğer yardımcıların aslında bakım hizmetinde son derece rol sahibi olan önemli kişiler olduğunu
söylediniz. Evde bakım olsun, kurumsal bakımın çok önemli bir finansman ihtiyacının olduğunu altını çizdiniz. Çünkü aslında bugün insanlar emekli oldukları zaman fakirleşiyorlar. Yani gelirleri düştüğü için ve bakımda da ciddi bir masraflar oluşuyor ve bunları ne yapamıyor? Karşılayamıyorlar. Dolayısıyla kamu özel ortaklığında finansman modellerinin arkasında destekçi olduğu bakım evlerinin sayısal artışına ihtiyaç var dediniz. Yaşlı dostlu hastaneler, yaşlı dostlu şehirler, kasabalar, işletmeler, hizmetler olması gerekir dediniz. Geriatri biliminin çok önemli olduğunu söylediniz. Çünkü sizle beraber geriatri kongresine katıldık. Orada gördük ki sayımız çok az. Yani Türkiye'nin ihtiyaçlarının çok çok gerisinde. Türkiye'nin yaşlanma projeksiyonunu karşılamayacak bir geriatrist sayımız var. Bu bir ülke politikası haline dönmesi lazım. Yaşlılık konusunda bilinçli bir toplum yetiştirmemiz lazım. Yaşlılarına daha çok hizmeti öngören nedir? Ürün ve hizmetleri ve yaklaşımları bilen bir toplum. Yaşlı öncelikli hizmetler çok önemli dediniz. Denetleme dediniz. Hangi hizmet verilirse verilsin şart. Ve yaşlıların tabii bakım ihtiyaçlarının maliyetlerinin ülke ekonomilerini tehdit ettiğinin altını çizdiniz. Bu çok önemli. Çünkü yaşlılarımız bugün gerçekten kendi paylarına düşen ödemeleri bile karşılamakta zorluk çekiyorlar. Bu da onların tabii öncelikle beslenme bozukluklarını ön plana çıkarıyor. Ve kurumsal akreditasyon dediniz. Yani kurumsal hizmet veren ya da bir üretim yapan yaşlılar için olursa olsun bunları mutlaka kontrollü akredite edilmiş üretimler yapmaları gerekiyor. Ve son olarak dediniz ki barınma, yemek, ilaç, sağlık sadece bakımın yapı taşları değil. Aslında bakım ve kişinin hayata tutunarak mutlu yaşaması aslında birçok puzzle'ın parçalarından oluşuyor. Onun için bizim aslında çok yönlü bakış vizyonunu ülkesel olarak da yerine getirmemiz gerekiyor dedi Bülent hocamız.